Bu arada fakir ne yapıyor orada ya? Şuna bak, gelmiş bahçede oyun oynuyor. Of be, arabama bak, gerçekten çok güzel bir araba ya. Canım babam bana oyuncak araba almış. Bu oyuncak arabayı asla bozmayacağım, asla kırmayacağım. Canım babam bana oyuncak almış. Hop Arda, ne yapıyorsun sen burada ya? He? Aa Rüzgar, hoş geldin. Baksana babam bana oyuncak araba almış. Onunla oynuyordum. Oyuncak araba dedin. Şu kürüstür iğrenç şey mi? Gerçekten bununla mı oynuyordun ya? Evet, sence de çok güzel değil mi? Vallahi ben bu oyuncağı var ya ancak kırırım. Aynen böyle. Ne yaptın sen? Niye böyle bir şey yaptın? Niye kırdın oyuncağımı? Babam almıştı onu bana. Yeni almıştı. Ulan zırlama be. Allah Allah. 3 kuruşluk oyuncak zaten. Neyini alıyorsun? Benim babamın bana oyuncak alacak parası yok bir kere, tamam mı? Kim bilir ne zorluklarla aldı oyuncağı, biliyor musun sen sanki? Oyuncak diye oynadığı arabaya bak ya, bende onun gerçeği var oğlum. Bana ne gerçeği varsa be, bana ne? Sen benim babamın aldığı oyuncağı kırdın. Hop gençler, ne oluyor bakayım burada ya? Arda niye alıyorsun? Zengin amca, rüzgar yaptı. Ne, rüzgar mı? Ne yaptı? Şey yaptım babacığım, Arda bana dedi ki senin baban seni hiç sevmiyor, hiç hediye almıyor dedi. Ben de hadi oradan pis fakir, benim babam bana her zaman hediye alır dedim. Bu yüzden ağlıyor işte. Aa Arda, niye öyle diyorsun evladım? Ben Rüzgar'a her zaman oyuncak alırım, hem de hediye, hem de en güzellerinden alırım. Bak şimdi bir daha alıp geleyim, gör o zaman. Ben Rüzgar'ı çok seviyorum. Hayır ya, yalan söylüyor, seni kandırıyor. Evet babacığım, sen bana bir oyuncak al da görsün şu Arda. Hayır zengin amca ya, yalan söylüyor. Rüzgar benim oyuncağımı kırdı işte. Babamın aldığı oyuncağı kırdı. Gitti oyuncağım. Yalan söylüyor ya. Oyuncağı yoktu bunun. Allah Allah. Niye kırayım ben hem bunun oyuncağını? Arda, Rüzgar kırmadığını söylüyor. Yoksa sen Rüzgar'a yalan mı söylüyorsan? İftira mı atıyorsan? Hayır ya. Niye iftira atayım ben ona? Allah Allah. İftira atıyor babacığım. İftira. Kuru iftira. Allah Allah. Hangisi doğru söylüyor acaba? Of, kafam çok karıştı. Ama Rüzgar benim oğlum sonuçta. Bana yalan söylemez. Al işte ya, al işte. Yine yanına kaldı yaptıkları. İftira gerçekten çok kötü bir şey Arda. Yürü oğlum. Biz sana oyuncağın gerçeğini almaya gidelim. Hadi. Şuna bak ya, hem oyuncağımı kırdı hem bir de işin içinden karlı çıktı. Kendine araba aldırıyor, şuna bak. Bu ne böyle ya, ne biçim bir çocuk bu Rüzgar, çok kötü. İşte bu, Arda İnay sayesinde yine araba buldu. İşte Arda Safri de şurada. Hop, nasıl ama yine arabam, beğendin mi? Bu ne böyle ya, gerçekten çok güzel bir arabaymış. Oğlum senin sayende aldım, hem oyuncağını kırdım hem araba aldım. Güle güle kullan, ne diyeyim, sen benim oyuncağımı kırdın. Benim için de oyuncak bu arabadan bile değerliydi. Çünkü onu bana babam almıştı. Hem de zorlukların içindeyken almıştı. Ya oğlum saçma saçma konuşma Arda, yürü git şuradan ya. Bu arabadan nasıl değerli olabilir ki senin o dandirik oyuncağın? Gerçekten iğrenç bir oyuncaktı. Bence kırmam iyi oldu yani. İstiyorsan gel arabayla bir gezdireyim seni. Gerçeğine binmiş olursun he? Bilemedim ki aslında, olabilir, olur. Hadi oradan be enayi seni. Nasıl yürüyor, şuna bak. Hayır ya, hayır. Nasıl kandım ben buna? Of ya, of. Of ya, nasıl kandım ben buna? Kandırdı beni yine. Bu ne burada ya? Acaba kim koydu bunu buraya? Gerçekten çok değerli bir şeye benziyor. Acaba götürüp satsam mı? Yok ya, bu hırsızlık olur. Çok yanlış. Ama gerçekten çok değerli bir şeye benziyor yani. Zengin bile olabilirim. Ama doğru olanı yapıp onun sahibini bulmam lazım. Gerçekten çok garip bir şeye benziyor. Bir şeyler oluyor buna. Ne oluyor? Ya kim uyandırdı beni ya? Anneciğim, bu ne böyle? Lan velet, sen mi uyandırdın beni? Evet abi, ben uyandırdım. Kusura bakma, bilmiyordum uyuduğunu. Ama ben seni nasıl uyandırdım? Sen nasıl ortaya çıktın? Hiçbir şey anlamıyorum. Ula gerizekalı, ben o cinin içindeki cinim. O lamba benim evimdi. Sen onu salladın, ben uyandım.
Ne yani? Sen şimdi bu lambanın içinde yaşayan bir cin miydin? He ya, öyleydim. Şimdi benden dilek hakkım var. Çabuk dile de uyuyacağım ya. O güzellik uykusuna yattıydım. Senin yüzünden çikin olacağım yok sabah ha. Evet evet abi, haklısın. Çok yakışıklısın. Bu yakışıklılığın gitmesini asla istemem. Ule oğlum hadi la, ağaç ettin oğlum bizi hadi la. Tamam abi, pardon. O zaman ben şey diliyorum. Sınırsız dilek hakkım olsan. Yok ya, bak bak sen, sınırsızmış pışık. Niye abi ya, istediğimi dileyemiyor muydum? Allah Allah, sınırsız dilek hakkı istiyorum işte ben. Evet arkadaşlar, kanala abone olup video like atan herkesin 3 tane dilek hakkı olacak. Hadi bakalım abone olun, sonra da dileyin benden ne dilerseniz. Oğlum sen beni enayi mi sandın he? Bak bakalım bende o göz var mı? Yok abi vallahi, cin gibi gözlerin var maşallah. Gözlerin demişim pardon, bir tanecik gözün var. O zaman abi ben zengin olmayı diliyorum. Zengin olmayı ve aynı zamanda da rüzgardan intikam almak istiyorum. Yani seni zengin edeceğiz, rüzgarı fakir edeceğiz. İyi kolay, yerinizi değiştirelim olur yani. Sen artık zenginin oğlu olacaksın, hadi hayırlı olsun. Hayır abi dur dur, öyle şey mi olur ya, ben kendi babamı bırakmam asla. Hadi oğlum hadi. Hayırlı olsun dedik hadi, işimizi uğraştırma. Hayır abi dur, ne biçimcisin sen? Hayır. Neredeyim ben ya? Herhalde burası rüzgarın odası olmalı. Yani artık benim. Vay be, şu odaya bak, her şey var resmen. Elmaslar bile odasında duruyor. İnanmıyorum ya, şu ayakkabılara bak, bir sürü. Aynı zamanda bir de bir sürü de kıyafeti var. Şuna bak maşallah. İstediği zaman da yenilerini alabiliyor. Of be of. Artık benim gerçi bu. Yani benim kıyafetlerim bunlar. Artık zengin oldum be. Zengin oldum. Vay canına ya. Şu oyuncak kutusuna bak. İçi full. Resmen kutunun içi oyuncaklarla dolu. Ama artık oyuncağa ihtiyacım yok. İstediğim her şeyin gerçeğini de alabilirim. En iyisi ben gidip bir hamburger yiyeyim be. Oo! Ne olursunuz, az çok demeyin, para atan, yardımcı olan. Çok fakirim. Açlıktan ağzım kokuyor. Ne olur bana yardımcı olun. Ne olur. Of ya, ne oldu böyle aniden ya? Ben neredeyse zengindim diye hatırlıyorum. Ama hep fakir kalmışım. Şuna bak. Aa babacığım, şuraya bak ya. Rüzgar dileniyor. Evet oğlum ya, yazık çocuğa. Çok fakir herhalde. Dileniyor ya. Allah Allah. Evet, karnım çok aç. Ne olursunuz bana yardım edin. Ne olursunuz. Çok açım. Bir oyuncak alacak param bile yok. Babam da alamıyor. Allah Allah. Alsa bile birisi gelip kırıyor zaten, merak etme. O yüzden alınca da para boşa gidiyor. Kim yapar bunu ya? Kim yapar? Benim babam çok fakir. Uğraşıp didinip bana oyuncak alırsa kimsenin onu kırmaması lazım. Çok ayıp yani. Yani şimdi sonuçta benim cebimde 5 lira varken sana 5 lira vermem mi daha değerli? Yoksa cebimde 10 bin lira varken sana 100 lira vermem mi daha değerli? Vay be çocuğa bak, ne kadar güzel bir soru sordu öyle. Aynen öyle ya, gerçekten. Cebinde 5 lira varken 5 lira vermen daha değerli tabii. Tabii ki. Çünkü o zaman bütün paranı vermiş oluyorsan, kendin aç kalıyorsan. Ama cebinde 10 bin lira varken 100 lira versen senin için hiçbir şey değişmez yani. Evet evet, aynen öyle. İşte babam bana oyuncak aldığı zaman da bütün parasını vermiş oluyor. Yani o oyuncak çok değerli oluyor. Vay be, Rüzgar fakir kalınca gerçekten aklı başına gelmiş. Bu kadar hızlı akıllanacağını hiç bilmiyordum. Belki de cin artık bizi eski halimize çevirmeli. Babamı falan çok özledim gerçekten. Hey cin, hey! Ne oluyor ya, kafayı mı yedi bu? Delirdi şu. Oğlum ne yapıyorsun, delirdin mi? Durun ya durun, her şeyi açıklayacağım size. Hey cin! Ula yine uyandırdı beni ya. Ne var oğlum ya, ne var ya? Hıp, bu da ne böyle? Anneciğim bu çok korkunç. Cin artık Rüzgar dersini almış. Bizi eski hayatlarımıza geri çevirebilirsin. Ya oğlum beni bunun için mi çağırdın ya? Ne güzel zengin zengin yaşıyorsun işte. Bıraksana ya. Hayır Cin, ben ailemi çok özledim. Annemi, babamı çok özledim. Para benim için hiç önemli değil. Benim için asıl önemli olan şey aile. Ne yani? Şimdi sen dilekledin ve bizim ailelerimiz mi değişti? Aslında ben mi zengindim? Evet yani babamın.
ben. Yani şu an senin babanın oyuncağını da sen kırdın. Çok özür dilerim Arda. Bilmiyordum. Gerçekten çok pişmanım. Ama dersimi aldım. O oyuncağın senin için ne kadar değerli olduğunu öğrendim. Yani şimdi benim dilenci bir oğlum mu var? Evet, yani hayır, aslında dilenci değil ama of çok karıştı ya. Valla çok karıştı ya, ben eski haline çevireyim bari her şeyi. Hop!